öğrencilerimin benimle özdeşleştirdikleri ve sözleri Yunus Emre'ye ait, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin, ya nice okumaktır dörtlüğünde, bahsini ettiği şekilde bütün öğrencilerimi, özellikle ve öncelikle de kız öğrencilerimi sonsuz bir sevgi ve hoşgörüyle yetiştirmeye, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ahlak, edep ve terbiyem ile donanmış ilmin ve fennin mümtaz sahibi olarak, mümtaz talibi olarak topluma faydalı bireyler olmaları için tekamül gayretiyle eğitmeye, eğitim öğretim ordusunun her bir öğretmeni gibi ben de devam ediyorum. Zira dünyada hiçbir milletin kadını, milletin kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, sayın kamu müdürlerimiz, sayın okul müdürlerimiz, değerli misafirlerimiz ve kıymetli öğrencilerim. Beykoz Kaymakamımız Sayın Esenbir Korkmaz Çiçek'in himayelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Beykoz İlçe Programı'nın hazırlanması ve sunulması görevini okulumuz müdürlüğüne tevdi ederek bizleri onore eden İlçe Milli Eğitim Müdürüm Sayın Sevcinur Özcan'a, programa verdikleri destekler için Beykoz Belediye Başkanlığımıza, Ferda ve Turan Takmaz Ortaokulu Müdür Yardımcılarım, öğretmenlerim ve şahsım adına teşekkürlerimi arz ederim. Tüm kamu müdürlerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel büro çalışanlarına, meslektaşlarıma, okul personelime, velilerime, desteğini bizden hiç esirgemeyen her bir bireye ve elbette ki öğrencilerime çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ardın. Bugün konuşma yapmak benim için çok zor. Bir kadının kadını anlatması hakikaten zor. Fakat biliyorum ki söyleyeceklerime hepiniz katılacaksınızdır. Hayata gözlerimizi açtığımız ilk yer ve en güvenilir yer, en sıcak yer anne kucağıdır. Annenin sevgisi, annenin güveni bizi hayata bağlar. Ben biliyorum ki bir işte kadın varsa samimiyet vardır. Kadın varsa sevgi vardır. Kadın varsa ince ruh vardır. Kadın varsa merhamet vardır. O nedenle kadının tüm hayatımızda, her alanda, her yerde olması gerektiğine inanıyorum. Ve kıymetlimiz, en kıymetli varlığımız annemize yazılan bir dörtlükle sizlere duygularımı anlatmak istiyorum. Annen giderse, senin için gerçek ağlayan gider. Nefesin, canın, ömrün, sırtın gider. İki kapılı bir handa menzilin gider. Annen giderse, dardayken yetişen elin gider. Aklın gider, canın gider. Çocuk kalan yarın gider. Annen giderse, öpülecek elin gider, bayramın gider. Aramızda olan olmayan tüm annelerimize ithaf etmek istiyorum ben buna. Törende emeği geçen başta Ferda Turan Takmaz, okul müdürümüze, müdür muavinlerimize, öğretmenlerimize, tabii ki çocuklarımıza, Halk Eğitim Merkezi öğretmenimiz Ersel Hoca'ya, okul müdürümüze, özel büromuza, kısaca emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kadının her yerde gerektiği sevgiyi, saygıyı, hak ettiği yeri bulmasını diliyorum. Kadınların öldürülmediği bir dünya istiyorum. Ben kaportacıyım. Ben minibüs şoförüyüm. Ben çaycıyım. Ben kadın şoförüm. Ben madenciyim. Ben hakemim. Bir kadınlar. Garibim,
Sevgi ve şefkattir diğer adım. Bir bütünün yarısı, yarımların bütünüyüm. Hayatın tadı, tuzu, yuvamın bereketiyim. Ben kadınım. Fabrikada, üretimde, okulda, eğitimde, orduda vatanını beklemedi. Her yerde, her şeyde, eli emekte. Anne, evlat, yar, yaren, vefası karşılıksız, cefaya dünden razı. Ben kadınım, gözünde sönmeyen ışık, dudağının ucunda tebessüm saklayan, aklına koyduğunu yapan, başarmak istediğini başaran, üreten, öğreten, geliştiren. Beş harflik sıfatına dünyaları sığdıran bizler, emeğimizle her yerde varız. Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Beykoz'un güçlü kadın muhtarları olarak Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Cennet, anaların ayağının altındadır. Kadının
anneyim, sizler için buradayım. Kadın cinayetlerinin olmadığı bir dünya diliyorum. Kadın, siyasetin nesnesi değil, öznesidir. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Tüm emekçi kadınların hak ve özgürlüklerinin sağlandığı nice 8 Mart'lar diliyorum. Kalkınmanın temelinde kadın eğitimi yatar. Kadını eğitmiş bir millet, kendini eğitmiş demektir. Kadın her alanda olmalı. Güçlü kadın, güçlü Türkiye ve güçlü yarınlar için daha çok siyasette kadın temsili. Bir kadını ortadan ikiye böl, yarısı annedir, yarısı çocuk, yarısı sevgili, yarısı aşk. Bu memleketin her bir karış toprağında emeği olan, hikayeleriyle bize dünyaları veren tüm kadınlarımıza teşekkürlerimizle. Kadın yoksa hayat yok. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Bugün 8 Mart, doğumdan ölüme vardıklarıyla bizi onurlandıran, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapan kadınlarımızın günü. Bugün 8 Mart, candan can katan, emekler ve korkusuz, her anımızda elimizden tutanların günü. Bugün 8 Mart, yarına umutla bakanların, desteğini bizden hiç esirgemeyenlerin, insanlığın devamı için olmazsa olmazların günü. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki yegane kahraman olan kadınlarımızın günü. Narin abla, acıya en çok dayanan, naif yüreklerinde en çok sabrı taşıyan kadınlarımızın günü. Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman, her gözün nuru, hayatın can damarıdır. Bizler dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, eminiz ki dünya daha güzel bir yer olurdu. Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara, zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer yarısı göklere yükselemesin? Hepimiz biliyoruz ki bu dünya bir kadın olmadan hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bugün onların sonsuz güçlerini kutlayalım. Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır. Bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadınlara bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk kadını, büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu, gelişmiş bir toplum olmanın mihenk taşı olma özelliğini koruyarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bilinmelidir ki kadının mutlu olduğu toplum mutlu ve huzurludur. Kadının yarınlara umutla baktığı toplum, geleceğine umutla bakan toplumdur. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Üzerimizi örten asiman gibi ab-ı hayattır kadın. Hayata renk katan, nefes verendir kadın. Gökkuşağı da ondadır, oksijenden. Hayatta güzellikten yana ne varsa, içinde mutlaka kadın vardır. Ey insanlar! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Kadınlarımızın geleceğimizin teminatı olan evlatlarınızı ahlak, edep ve terbiye dahilinde yetiştirerek topluma faydalı birer fert olmaları yolunda gösterdikleri gayret ve fedakarlık her türlü takdirin üstündedir. Aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadır. Erkekler yaşlanır, kadınlar ise değişir. Kadınları anlatmaya kelimeler, anlamaya da ömürler yetmez. Cennet annelerin ayakları altındadır. İnsanoğlu kuş gibi uçmak için iki kanada ihtiyaç var. Eğer bir kanat incinirse bir daha eşit uçmak asla mümkün olmaz. Kadınları incitmeyin. Şüphesiz sizi bir erkek ile bir kadınla yaratır. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırır. Allah katında en değerli olanınız
ona itaatsizlikten en fazla sakınanlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Sade kadın değil, insan. Ne kibarlık budalası, ne malda müfte gözü var. Hür olsak der, eşit olsak der. İnsanları sevmesini bilir, yaşamayı sevdiği kadar. Her gün anneler günü, her gün kadınlar günüdür. Coğrafyamızın adı Anadolu'dur. Analar sayesinde bu coğrafya geçilmez ve vazgeçilmez olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de dünyayı aydınlatan yine kadınlar. Bu hayatın her anını iyilikle, merhametle dolduran yine kadınlar. Sizin en hayırlınız kadınlara en iyi davranımınızdır. İkram ve ihsanlarınızla çocuklarınıza eşit muamelede bulunun. Eğer ben birisini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım. Kadınlarımız ailenin temelini teşkil eder. Doğumla ölümle bizleri karşılıksız sever. Sabrın, şefkatin, fedakarlığınız Türk kadını, evladını bayrak millet aşkıyla yetiştirmiş, toprağı vatan kılmıştır. Gerektiğinde Şerife Bacı, Kara Fatma, Nene Hatun olmuştur. İmanca en olgununuz, ahlakça en güzelinizdir. Ahlakça en güzeliniz ise kadınlara iyi davrananınızdır. Ey insanlar, kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Onların hakları konusunda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Manevi değerlerimizi, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Kadınlarımıza başta eğitimlerine önem göstermek üzere hayatın tüm alanlarında hak ettiği değeri vermek hepimize düşen önemli bir görevdir. Kadın eğitendir. Kadın yol gösteren, ışık tutandır. Hayatı güzelleştiren ve mükemmelleştiren şey kadınlardır. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Eşinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Sakın onlara kötü muamelede bulunmayın. Onları incitecek sözler de söylemeyin. Çocuklarımızı geleceğe annelerimiz hazırlamaktadır. Daima özverinin, sevginin kaynağı ve temsilcisi olan Türk kadınının yüreği sevgi yumağından oluşur. Kadın gelecektir. Kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Sana ruh üflendiğinde bir kadının karnındasın. Ağladığında bir kadının kucağındasın. Aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Lütfen ona güzel davran. Şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzeyinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdiği evlatlar sayesinde olmuştur. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. Kadın annedir, kadın sırdır, kadın ailedir, kadın kız çocuğudur, kadın zenginliktir, kadın iffettir, kadın cennettir, kadın cehennem kilididir, kadın sırat köprüsünde yol arkadaşıdır, kadın sığınılan limandır. Kadınlar hakkında birbirinize ayrı tavsiye ederim. Kadın bilmeyene nefs, bilene nefestir. Bilmezler yalnız yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret. Bilmezler. 8 Mart. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında, en ön saflarda yer alan, mücadeleleri ve başarılarıyla bize örnek olan bütün kadınlarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Kadın bir yol arkadaşıdır. Kadın bir ışıktır. Söndürmeyin. Kadın bir umuttur. Yok etmeyin. Kadın bir çiçektir. Soldurmayın. Bir kadını ikiye böl. Yarısı annedir. Yarısı çocuk. Yarısı sevgili, yarısı aşk. Bugün bizi biz yapan, ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların,
omuzlayan, cenneti ayaklarının altına alan kadınlarımızın günüdür. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. En ihtiyaç duyulan anlarda bizlere yardım elini uzatan ve yeryüzünün gerçek melekleri olan kadınlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.